Arkadaşlar şimdi metabolizma kavramından bahsedeceğiz. Metabolizma vücudumuzda meydana gelen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının tamamıdır. Şimdi metabolizmayı o zaman bölümlere ayırarak incelemeliyiz. Önce yapım reaksiyonlarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Yapım, sentez, özümleme, anabolizma, asimilasyon. Bütün ifadeleri bilmemiz gerekiyor. Yani sadece özümlemeyi bilmek yetmeyecek. Peki temel mantığı nedir? en tane küçük molekül reaksiyona girecektir ve daha büyük molekül oluşacaktır ve su açığa çıkacaktır. Aslında temel prensip o zaman nedir deriz? Dehidrasyon sentezidir arkadaşlar. Yani küçük moleküllerin bir araya gelmesi ve daha büyük moleküllerin oluşması. Mesela protein sentezi bir dehidrasyon reaksiyonudur ve en tane amino bir araya gelmiştir. Peptitleşme reaksiyonuyla en eksi bir su açığa çıkmıştır. Yani küçük moleküllerden daha büyük moleküller oluşmuştur. En tane glikoz bir araya gelmiştir ve glikojen sentezlenmiştir. Mesela glikojen sentezini gerçekleştiren hücre bir hayvan olabilir, bir bakteri ya da mantar olabilir. Ama buradaki tüm reaksiyonların temel esprisi hücrenin içinde gerçekleşmiş olmalarıdır. Tümünün ortak özelliği sentez olmalarından kaynaklı tüm sentez reaksiyonlarında enerji harcanması. En önemli bilinmesi gereken başlıktır ve o zaman tüm sentez reaksiyonları için şunu söyleriz. Hücre içinde gerçekleşirler ve mutlaka ve mutlaka enerji harcanan reaksiyonlardır. Şimdi buna dikkat ediyoruz arkadaşlar fakat burada özel bir şeyden bahsedelim. Fotosentezde bir özümleme reaksiyonudur, kemosentezde bir özümleme reaksiyonudur. O zaman her ikisinin ortak özelliği karbondioksit özümlemesidir ya da karbondioksit asimilasyonudur. Bu ifadeleri gördüğümüzde karbondioksitin organik maddenin yapısına katılması ve sentez olayından bahsettiğimizi yani bir karbondioksit özümleme ifadesi ya fotosentezdir ya da kemosentezdir. Ama bu reaksiyonlara doğrudan dehidrasyon diyemeyiz. Ama anabolik reaksiyon mudur? Evet. Bunlar ağırlık artıran reaksiyonlar mıdır? Evet. Peki şimdi yıkım, parçalama Katabolizma, disimilasyon ya da yadımlama başlığıyla anlatacağımız katabolizma bölümüne geldik. Arkadaşlar kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Sindirim ve solunum. Her ikisi de katabolik bir reaksiyondur. Peki önce sindirimden bahsedeceğiz. Kompleks besinlerin yapısına su alarak kendisini oluşturan monomerlere parçalanmasına yıkım denir. Örneğin maltoz bir disakkarittir, bir tane suyla ve maltaz enzimi kullanılarak monomerlerine yani iki glikoza parçalanmıştır. Protein yapısına su alarak proteazların tamamı kullanılarak en tane aminoasite parçalanabilir. Peki buradaki espir nedir? Bir kere. Tüm sentez olayları hücre içinde gerçekleşirken sindirim hücre içinde olabilir. Evet çünkü her hücre kendi ürettiğini kendi içinde sindirir. Doğru ama örneğin mide boşluğunda gerçekleşen protein sindirimi diyorsanız mide boşluğu olayın hücre dışında olduğunu gösterir. O zaman sindirim olayı hücre dışında da gerçekleşebilir diyeceğiz. Dolayısıyla arkadaşlar eğer hücre dışında gerçekleşiyor ise sindirim olayında ATP üretimi ya da tüketimi lütfen dikkat ediyorsunuz yok. Çünkü deney ortamında gerçekleşen bir olayda canlı bir hücre söz konusu olmayacağından ATP'nin üretimi ya da tüketimi söz konusu olamaz. Ama yine de bir sindirim reaksiyonu eksi 5 santigrat derecede gerçekleşir mi dediğimde hayır diyeceksiniz. O zaman şöyle diyebilir miyim? Sindirim olayı için enerji kullanılır doğru ama ATP kullanılır yanlış. Peki şimdi devam ediyoruz solunum. Şimdi arkadaşlar solunumda da organik besinin içinde depolanmış olan kimyasal bağ enerjisi ATP'ye çevrilecek. Ama dikkat edelim. Şimdi glikoz bir monomer. Peki monomerler bir kez daha sindirilebilir mi? Kesinlikle ve kesinlikle hayır. Peki parçalanabilir mi? Evet. Peki hangi olayla parçalanacak? Glikoz bir monomerdir. Oksijenli solunum reaksiyonuyla, enzimler aracılığıyla inorganik bileşiklerine kadar parçalanacak. Yani monomerler bir kez daha sindirilemez ama sindirim olayı solunum için ham madde oluşturmuştur ve monomerler solunum olayıyla inorganik bileşiklerine kadar parçalanır ve ATP sentezidir. Dikkat edelim. Önce 2 ATP harcadım. Sonra 40 ATP sentezledim. Oysa sindirim de katabolik bir reaksiyondu. ATP üretimi ya da tüketimi yoktu. Oysa solunumda önce ATP'yi harcadım, daha sonra da tükettim. Bunlar bizim için bilinmesi gereken bilgiler. Peki temelde tüm bu olayların tamamına, yani vücudumuzda meydana gelen yapım ve yıkım olaylarının tamamı bizim metabolizmamız. Peki o zaman şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Eğer metabolizma kavramındaki anabolik reaksiyonlar, katabolik reaksiyonlardan fazlaysa, bu bir bebek olabilir, bu bir genç birey olabilir. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Büyümenin hızlı olduğu canlılarda ne daha fazladır? Anabolik reaksiyonlar. Orta yaşlı canlılarda ise anabolik reaksiyonlar hemen hemen katabolik reaksiyonlara eşittir ama yaşlanmaya bağlı yıkım reaksiyonları yapım reaksiyonlarından daha fazla olacaktır arkadaşlar. <laughs>